Evet, AK Parti muhalefet görüşmeleri kısaca böyleydi sevgili seyirciler. Başbakan Erdoğan'ın muhalefet evet derse yasa teklifini dondururuz açıklamasının ardından anayasa değişikliği formülü üzerinde duruluyor. Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden teklifle ilgili tartışmaları değerlendireceğiz biz de konuğumuzla. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın meclis büromuzdan yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Canan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Efendim öncelikle dün Cumhurbaşkanı Gül'ün siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmeler, ardından bugün mecliste AK Parti'nin muhalefet turu ve son olarak da Başbakan Erdoğan'ın muhalefet evet derse yasa teklifini dondururuz açıklamasının ardından yeni formül nedir efendim AK Parti'nin tam olarak? Evet, malum Cuma gününden beri Adalet Komisyonu'nda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili kanun teklifini görüşmelerini devam ettiriyoruz. Tabi bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın parti liderleriyle görüşmesi, akabinde Sayın Genel Başkanımızla, Başbakanımızla bizim görüşmemiz neticesinde. Zaten daha önce de biz bu çağrıyı yapmıştık aslında bütün siyasi partilere. Eğer anayasada Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili bir uzlaşı, bir mutabakat sağlanırsa biz buna da açık olduğumuzu bu çağrı aslında daha önceden de yapmıştık. İşte bugün bu manada Adalet Bakanımızla birlikte Grup Başkan Vekili arkadaşımız Nurettin Bey partilerin gruplarını ziyaret ettiler. Siyasi parti gruplarını ziyaret ettiler. Tabii bu ziyaretin neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi çok olumlu yaklaşmıyor bu işe. Evet. Ama biz 367 sayısını bulmak kaydıyla işte Cumhuriyet Halk Partisi ile mesela bu işi çok pekala yapabiliriz. BDP de buna dahil olursa çok daha iyi olur. Bu manada biz bütün siyasi partilerle birlikte eğer anayasadaki metinde bir uzlaşı sağlayabilirsek, çünkü Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bir yargı makamı değil, yargı merci değildir. Aslında bir bilgi kirliliği de mevcut. Yargılama yapan bir kurum değildir. Peki nedir Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu? Bir idari kuruldur. Evet. Tıpkı düzenleyici, denetleyici üst kurullar gibi bir idari kuruldur. İşte görevlerle ilgili yargılama olmayan diğer konularla ilişkin işlevleri olan bir kuruldur. Dolayısıyla bir idari kurulda yapılan bir değişiklik bu manada bir yargı bağımsızlığından müdahale de olmaz. İşte bu idari kurulun anayasadaki düzenleniş şekliyle ilişkin bir değişiklik yapmak adına tabii ki bizim tek başımıza sayımız yetmiyor. 330'un üzerinde, 367'nin üzerinde bir sayıyla geçmek lazım. Bu manada da siyasi partiler de Cumhuriyet Halk Partisi ve BDP, onların tabii ki yetkili kurullarıyla onlar da görüşecek. Bu görüşmelerin neticesinde eğer anayasadaki metinde bir uzlaşı olursa, işte Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi adeta radyo televizyon üst kurulu gibi, işte siyasi partilerin kontenjanları oranında da belki bir takım sayılarla oradaki temsil oranını daha da arttırabiliriz, daha da çeşitlendirebiliriz. Şimdi çoğulculuğun gereği de budur. Bu manada onlarla ilgili olarak kendi partilerinde görüşecekler, ona ilişkin olarak partilerin vereceği kararlara istinaden bir araya gelip bu işi çözebilirsek Türkiye'nin önündeki bu sıkıntılı süreci de aşmış oluruz. Sayın Aydın, şimdi Başbakan Erdoğan'ın söylediği RTÜK benzeri bir yapı peki yeni tartışmaları beraberinde getirmeyecek mi? Çünkü parlamento içinde grupların kendi gücüne ve sayılarına göre temsil hakkı olacak bu doğrultuda. Yeni tartışmaları beraberinde getirmez mi, ne dersiniz? Bakın, aslında bizim ta 2010 referandumundan önce de böyle bir önerimiz vardı. Ve bu tüm dünya ülkelerinde, birçok ülkede, çağdaş demokrasilerle idare edilen birçok ülkede zaten uygulanan bir durum. Yani birçok ülkenin ilgili kurumlarına baktığınızda, işte Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu benzeri kurullarına baktığınızda, bakın oralarda da kurulun başkanı ya cumhurbaşkanıdır, ya devlet başkanıdır, ya adalet bakanıdır, ya da hükümetin atadığı bir genel müdürdür kurulun başkanı. Yine o kurulun üyelerini ne baktığınızda, o kurulan birçok ülkede üyelerini belirleyecek en büyük aktörlerden biri oraların parlamentolarıdır. Yani Almanya'ya bakın, işte bir kısım üyeleri parlamento atıyor, bir kısmı işte bakıyorsunuz başka işte hükümet tarafından atanıyor, başbakan tarafından atanıyor. Birçok başka ülkelere baktığınızda benzeri düzenlemeler var. Yani biz sayıyı da arttıralım gerekirse diyoruz ve bu manada bu temsil çeşitliliğini arttıralım. Yani sadece belli bir kalıbın, belli bir ideolojinin tekelinde bir yargı ya da onun üzerindeki bir idari kurul oluşmasın. Evet. Bu manada bunun ne anayasaya aykırılığı var, ne yargı bağımsızlığına aykırılığı var. Zaten işte bir takım üyelerin atama usulleri belli. Cumhurbaşkanı atıyor. Cumhurbaşkanı da yapısı belli. Ya da işte kendileri bir kısım üyeleri seçiyor. Başka yerlerden gelen üyeler var. Tamamını parlamento seçmeyecektir belki ama belli bir nisabını da parlamentoya bırakabiliriz. Kaldı ki bu, dediğim gibi, birçok ülkede bu tür kurulların, benzeri kurulların üyelerin çoğunluğuna parlamentolar belirliyor. Evet. Milletin temsilcileri, milletin iradesini temsil edenler bu konuda seçim yapmayacak da kim yapacak? Bu pekala bir şeydir.
doğal bir şeydir. Onu doğal görmek lazım. Doğru olan da budur aslında. Parlamentonda bu işe olması lazım. Bakın Anayasa Mahkemesi üyelerini parlamento seçmeye başladı yaptığımız o referandum değişikliğinde. Yani bir anayasaya aykırılık mı ya da bir yargı bağımsızlığının ihlali mi söz konusu oldu? Olmadı. Tam da siz altını çizdiniz. Referandum değişikliğinde yeni düzenleme yapıldı. HSYK ile ilgili 3 yıldır da uygulanıyordu. Ne oldu da değiştirilmesi gerekti? Eleştirileri de tabii ki konuşuluyor. Ne oldu da değişmesi gerekti efendim? Bakın Canan Hanım, biz 2010 öncesinde de tüm vesayetlerinden şikayetçi olduk. Askeri vesayetten, yargı vesayetinden, oligarşik bürokrasiden. Dolayısıyla milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç olmasın dedik. Egemenlik tam da üstünde olduğu gibi, adında olduğu gibi kayıtsız ve şartsız milletin olsun dedik. Ama bu sözde değil, özde olsun. Ve bu manada birçok vesayet makamını geride bıraktık. Yargıyla da alakalı olarak 2010 öncesinde de hep şunu dedik. Yargı hiçbir ideolojinin tekelinde olmasın. Hiçbir kimsenin, kişinin, sınıfın, zümrenin, kurumun, kuruluşun ne bir ön bahçesi ne de arka bahçesi olmasın. Yargı milletin yargısı olsun. Ve tüm milleti adına karar veren bir yargı, millete ait olan bir yargı olsun. Belli bir ideolojinin esirinde, esaretinde olan bir yargının çok ciddi sıkıntılara sebebiyet vereceğini daha önce de gördük. Şimdi de görüyoruz. Daha sonra da eğer bunu düzenlemesek daha sonra da bu sıkıntılar yaşanacaktır. Bakın sadece şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Daha 2-3 gün önce Adalet Komisyonu'nda yaşadıklarımız, ideolojisinin esiri olan bir yargıcın orada yaşattıkları tüm Türkiye kamuoyunun gündemindedir. Dolayısıyla hiçbir yargıç ideolojinin esiri olmasın istiyoruz. Mutlaka fikri düşüncesi olabilir ama işini yürütürken, bu işi yaparken eğer bu manada militan tavırlar içerisine giriyorsa, evet, ideolojik kararlar veriyorsa bu doğru değildir. İşte bu manada geçen referandum öncesi de söylediklerimiz aynı gerekçeyle şimdi de caridir. Şimdi de diyoruz yani yargıyı tarafsız ve bağımsız bir konuma getirmemiz lazım. Şimdi bu noktada Sayın Aydın. Bir de özellikle buyurun. Canan Hanım şunu da söylemek istiyor. Bakın en ideal yasaları meclis çıkarsa dahi bazen uygulamada bakıyorsunuz 6 ay sonra fark etmediğiniz bir takım arızı durumlar çıkabiliyor. Ya da uygulayıcılar çok farklı uyguluyor. Evet. Ondan sonra 6 ay sonra tekrardan aynı kanunu meclise geçirdiğimiz anlar olabiliyor. Dolayısıyla bütün bu sıkıntıların aşılması için gerekirse 3 yıl önce yaptık. Aynı gerekçelerle yaptık. Yine aynı gerekçelerle uygulamadaki aksaklıkları, sıkıntıları da dikkate alarak meclis tekrardan yeni yasa ya da uzlaşırsak yeni anayasayla bu sıkıntılı süreci aşabiliriz. Şimdi vaktinizin kısıtlı olduğunu da biliyorum. Başka yayınlara da yetişeceksiniz ama bir sorum daha var size Sayın Aydın. Şimdi yargının ideolojilerden uzak olması, bağımsız olması gerektiğini söylediniz. Başbakan Erdoğan'la grup toplantısında yargının bir örgüt tarafından teslim alındığını belirtti. Hatta bu kez yasa dışı delillerle, sahte mektuplarla tasarlanmış, ayarlanmış yargı mensuplarıyla insanların nasıl mahkum edildiklerini gördük dedi. Geçmişteki yargılamaların üzerinde soru işaretleri var dedi. Bu durumda geçmişteki yargılamalarda karar verilen özellikle davaların sonuçlarını etkileyecek yeni düzenlemeler yapılması söz konusu olabilir mi? Canan Hanım, bu konuyla ilgili zaten ceza muhakemeleri kanunumuzun 311. maddesi ve daha onu çok açık. Muhakemenin iadesi olarak tabir ettiğimiz yargılamanın yeniden yapılması noktasında hangi şartların cari olduğunu bu husus o madde ve devamı ceza muhakemeleri kanunu 311 ve devamı madde madde sıralamış. Bent bent sıralamış. İşte yeni bir durumun ortaya çıkması, sahte delillerle eğer hüküm tespit edilmişse bunun yapıldığının tespit edilmesi, işte tanıklık, yalan yere tanıklık yapılmışsa bunun tespiti halinde veya o karar veren hakim savcılarla ilgili bir mahkumiyet kararı çıkmış gibi bir takım yeni durumlar gelişirse zaten her duruma uygulanabilecek olan yargılamanın yenilenmesi müessesesi açık. Evet. Ama onun dışında tabii ki biz darbelere, her türlü milli iradeye karşı girişilen teşebbüslere karşıyız. Bundan yana asla durmamız mümkün değil. Ama usulü açıdan da gerçekten eğer çok ciddi manada bir takım deliller haksız bir şekilde toplanmışsa, mesnetsiz bir şekilde insanlar mahkum edilmek için usulü hatalar, yanlışlar ve bilerek yapılan yanlışlar varsa, bir takım insanların mağduriyetine yol açılmışsa, bu konuda çok açıksa bununla ilgili de bir araştırma tabii yapılsın dendi. Bununla ilgili bir şey araştırma yapılır. Buna ilişkin bir takım deliller olur mu, olmaz mı? Bununla ilgili nasıl karar verilir? Tabii bu çıkacak duruma göre belirlenecek. Dolayısıyla aslında halihazırda zaten yargılamanın yenilenmesi hükümleri caridir. Herkes için caridir eğer şartlar gerçekleşmiş ise. Çok teşekkür ediyoruz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın yayınımıza katkılarınız için. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz ve geçiyoruz günün diğer gelişmeleri.